Neden aynanın karşısında zamanım çok fazla gidiyor? Sabah kalktığım zaman saatlerce aynanın karşısında giydiğime bakıyorum, puşama bakıyorum, kıyafetler deniyorum, yüzüme, gözüme, kaşıma, saçımla uğraşıp duruyorum. Birçok insan bunu kendini beğenmişlik gibi algılar. Aksine bu kendini beğenmişlikten ziyade kişinin kendi benliğine, kendi öz varlığına yabancı olması demektir, kendini tanımaması demektir. Özgüven eksikliğinin temel kaynağıdır bu. Çünkü başkalarının gözünde eğer ben şıksam, işte yüzüm, gözüm, tipim böyleyse değerliyim. Ama benim giyimim, kuşamım, işte dış görünüşüm güzel değilse, o zaman ben değersizim gibi bir algının nedenidir bu. Kişinin kendi öz benliğine yabancı olması, varlığını bilmemesi demektir. Kişinin kendi duygularından uzak olması demektir. O zaman ne yapacağız? Kendimizi tanıyacağız. Kendi öz benliğimizi, öz varlığımızı hissedersek, bu ruhsal yapımızın, gerçek varlığımızın farkına varırsak, bu hayatımızın her alanına yansıyacak. Başarılarımıza yansıyacak. İnsanlarla olan ilişkilerimize yansıyacak. Pes ettiğimiz birçok noktada aslında yapabildiğimiz şeyleri göremediğimiz için yaptığımızın ve yapabildiklerine odaklandığımız zaman birçok şeyin üstesinden geldiğimizi göreceğiz. Peki bunun için ne yapabilirim? Kendi bedenimle barışık olmak için, kendimi tanımak için, başkalarının gözünde iyi veya kötü olmak yerine kendi iç dünyamda mutlu ve huzurlu olmak için ne yapabilirim? Birisi kendinizi tanıyın. Nasıl tanıyacağım kendimi? Elinize bir kağıt kalem alın ve kendinizle ilgili olumlu şeyleri yazın. Bir tane de olsa yazın, üç tane de olsa, beş tane de olsa yazın bunları. Yeteneklerinizi yazın, yapabildiğiniz şeyleri yazın, güçlü yönlerinizi yazın. Ve hatta bunu alın, böyle buzdolabına, bildiğiniz bir yere asın ve zaman zaman bunu okuyun. Gitgide listenin çoğaldığını göreceksiniz. Çünkü kendinizi tanıdığınızı, kendinizi bildiğinizi fark edeceksiniz. Sonra kendinizi ifade etmekten kaçınmayın. Biraz ben diliyle konuşun. Ben diliyle konuşun derken ben yemeği böyle yerim. Bana göre bu böyle. Sen böyle düşünüyorsan ben böyle düşünüyorum. Ben bunun böyle olduğuna inanıyorum diyerek biraz kendi fikrinizi açıkça ortaya koyun. Duygularınızı tanıyın. Bu beni korkutuyor, beni üzüyor. Evet ben bunu öfkeleniyorum, ben kızıyorum çünkü ben buyum diyerek duygularınızı ifade edin. Ve başkalarının sizin hakkınızdaki görüşlerinden rahatsız olmayın. Siz övdüğü zaman, takdir ettiği zaman, evet ya ben işte görüyor musun buyum diyerek yüceltmek yerine veya işte kendinizi böyle mahcup olup tanımak yerine gerçekçi bir şekilde evet ben buyum ve ona göre ben böyleyim ama ben böyle olabilirim veya böyle olmayabilirim diye kendi hakkında yorumlar yapın.